Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Malumunuz 2 gün önce 2022 hakimlik sınavı mülakat sonuçları açıklandı. Ve bu mülakat sonuçlarına dair değerlendirmelerimi her yıl geleneksel olarak olduğu gibi mülakat sonuçlarının açıklandığı an itibariyle sosyal medya hesabından paylaştım. Hem o anki duygu ve düşüncelerimi gece çok geç bir saatte açıklanmasına rağmen gece 2 itibariyle sonuçlar açıklandı. 2.40 itibariyle de gece 2.40 itibariyle de ben mülakat sonuçlarına dair o an elde ettiğim verileri, bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hemen o günün sabahında hazırlıklarımı yaptım. O ana kadar elde ettiğim verileri, çıktıları hemen 13.00'da yapmış olduğum canlı yayında da bütün bir değerlendirmelerimi sizlerle paylaştım. Hakimlik Akademisi Instagram sayfamızda da hala mevcudiyetini koruyor. O canlı yayında da ifade ettiğim konu şuydu. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar bizden eğitim almış ve olumlu netice almış arkadaşlarımızdan biz hızlı ve ivedi bir şekilde sonuçları almaya çalışacağız. Ve bu elde ettiğimiz sonuçlara göre de bir istatistik gibi bir tablo ortaya çıkartacağız. Ve her yıl olduğu gibi bunları açıklayacağız ki bugün her yıl bir hayli fazla sayıda öğrenciyi mesleğe uğurlayan bir kurum olarak bizim açıklayacağımız veriler genel tablo anlamında da bir sonuç ortaya doğurduğu için merakla bekleniyor. O yüzden de bu sene yine bu videoyu çekme kararı aldım. Şimdi bu videomda birçok elde ettiğim veriyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ama sizlerden ricam, özellikle bu verileri en çok ihtiyaç duyan kesim 2023 ve sonrasındaki yıllarda sınava giren arkadaşlarımız oluyor. Bu bilgi hem onlara gidecek hem de 2022'de olumlu olumsuz netice almış arkadaşlarımızın merakını gidermek anlamında bir anlam ifade edecek. Her iki kategori için de şunu ifade edeyim. Bu videodan bilgilerimizi alalım, elde edelim bazı tecrübeleri ama yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlarım, öncelikle ilk adımda şunu ifade edeyim. Gönlümden geçen bir konu var yıllardır. Adalet Bakanlığımız yapmış olduğu mülakat neticesinde elde ettiği verileri ilan etsin. Yani bizim şu açıklamaya çalışmış olduğumuz verileri Adalet Bakanlığımız bizzat kendisi bunu ilan etsin. Gönlümüzden geçen bu. Daha önce sırf bu gerekçelerle öğrencilerin talepleri, düşünceleri, niyetleri her neyse buna yönelik beklentimvar.net diye bir site kuran biri olarak orada beklentileri bir rapor haline getirip ilgili kurum ve kuruluşlara ileten biri olarak bu talebimi de bu video aracılığıyla tekrar dile getirmiş olayım. İnşallah Adalet Bakanlığımız hem mülakatlara dair oluşmuş veya oluşabilecek kafa karışıklığını gidermek üzere bazı hamleler yapması iyi olacaktır. Hem de bazı istatistikler paylaşacağım. Bunları bakanlığımız için çok zor olacağını düşünmüyorum. Bunu paylaşmanın bir sağlıksız sonuç doğuracağını da düşünmüyorum. Daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden inşallah bakanlığımız bu konuda gerekli tedbirleri yeni seçilen kabineyle birlikte de Yılmaz Tunç malumunuz Adalet Bakanı oldu. Onun yönetiminde de bu süreçler inanıyorum ve temenni de ifade ediyorum ki çok daha sağlıklı olacaktır. Niyetimizi beyan etmiş olalım. Tabii ki bize bu iş düştüğü için hali hazırda çok bir istatistik veri bir Google araştırmasıyla bir bakanlık açıklamasıyla olmadığı için biz akademi öğrencilerinden kazanmış, başarılı veya olumlu netice almış arkadaşlarımızdan bilgi toplamaya çalışıyoruz ki en azından bir şeyler ortaya koyalım ve herkes istifade etsin. O yüzden de bu bilgi paylaşımını bizlerle gerçekleştiren bütün bir yıl boyunca beraber yürüdüğümüz ve bu yürümüş olduğumuz yolun sonunda olumlu da olsa olumsuz da olsa neticesini bize bildirmek niyetinde olan ve bu gayret içinde çaba harcayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek mesaj yoluyla gerek aramalarla onlara ulaşmaya çalıştık. Hala sonuç alamadığımız, geri bildirim alamadığımız öğrenciler var. Ekip bunu çalışmaya devam ediyor. Yarın itibariyle devam edecekler ama ben şu ana kadar çok ciddi bir istatistik oluştuğu için merakla bekleyen arkadaşlarımıza daha fazla beklemesin diye hazırlıklarımı yaptım. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Akademinin yani Hakimlik Akademisi'nin normal şartlarda işi nedir arkadaşlar? Onu tercih eden, onunla beraber yol yürümek isteyen kişiye sınav kazandıracak bir atmosferi yakalatmak. Yani ona öyle bir bilgi kirliliğinden arınmış bir süreç işletmeli ki o kişi de iyi bir dereceyle sınavı kazansın. Normalde aslında üzerimize düşen bu mudur? Evet. Kendi kurum olarak başarımızı veya başarısızlığımızı test edeceğimiz tarafta burası mıdır? Evet. Ama akademi misyon gereği kurulduğu günden bugüne kadar her ne kadar başarısını burada test etmeye çalışsa da son tahlilde
bu öğrencilerin hakimlik, savcılık gibi hayalleri olduğu için o güne kadar, yani o mesleğe sahip oldukları ana kadar yanlarında olma gayreti ve heyecanı içerisinde oluyor. O yüzden biz sınavı kazandırdık. Şimdi 1700'e yakın arkadaşımıza biz 2022'de sınav kazandırdık. Bu tarihte görülmemiş bir sayı ve veridir. Ama bizim işimiz bitti. Biz olağanüstü bir kurum olarak başarı sağladık. Kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Bırakalım diyemiyoruz ki. Türkiye'de ilk kez hakimlik mülakatları noktasında destek verilmesi gerekiyor. Vizyonunu oluşturmayı oluşturmuş olmaktan çok mutluluk duyuyorum ki daha sonra bu uygulandığını görmeye başladım. Bundan da ayrıca keyif aldığımı da belirteyim. Yapılsın, örnek alınsın, hiç sorun değil. Yapılsın yeter ki öğrenciler fayda elde etsin. Daha da ötesine giderek bunu simülasyona dönüştürüp bunu YouTube içeriği haline getirdik ki herkes de istifade etsin. 120 bin üzerine şu an görüntüleme olmuş. Buna benzer birçok yeniliği yaparak öğrencinin mesleğe kadarki olan soru işaretlerini giderelim istedik. Yani dolayısıyla başarı sadece sınav olarak değil, bundan sonraki süreçte de öğrenciye destek olup onun olumlu netice alma ihtimalini arttırabilmişsek ne mutlu bize. Öncelikle şunu ifade edelim. Gelelim şimdi verilere. 1. Malumunuz 2022 sınav sonuçlarına göre 1200 adli, 150 idari, 150 avukatlıktan geçişle ilgili bir ilan yayınlanmıştı. Yani 3600 kişi adlide mülakata davet edildi. 450 kişi idari yargıda, 450 kişi de avukattan adli yargıda mülakatlara davet edildi. Toplamda 4500 kişi. Peki, 2 gün önce mülakat sonuçları açıklandı. Biz şunu biliyor muyuz? 1200 kişinin tamamı adli yargıda alındı mı? 150 kişi idarede, 150 kişi avukattan adlide alındı mı? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bu sayının tamamı tamamlandı mı? Veya önceki yıllarda mesela geçen yılı söyleyeyim. 1000 adli, geçen yıl 800'dü, 800'ü tamamı doldu. Bir önceki yıl 1000 adliydi, tamamı doldu. Ama idari yargı 60 küsürlerde, avukatlar adli 60 küsürlerde kalmıştı geçen yıl. Bu sene de yine öyle mi oldu? Yoksa tamamen zirveye kadar çıktılar, 1200, 150, 150 yani totalde 1500 aday seçildi mi? Bunu bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte yine öğreniriz, her yıl öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenince yine bu bilgiyi de paylaşacağım. Yani 1201 olmaz. Ama 1199 olabilir. O yüzden net nihai sayıları bilmiyoruz. Dolayısıyla bu verilerin o anlamda orantılanması da çok sağlıklı sonuç üretir mi bilmiyorum. Ama en azından biz kendi elimizdeki verilerle hareket edeceğiz. Akademinin elde ettiği veriler genele çok rahat orantılanabilecek verilerdir arkadaşlar. Çünkü 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişiden bahsetmiyoruz. Yüzlerce başarılı olan öğrenciden bahsediyoruz. Bakın dünden bu yana kazanan birçok öğrencimin verilerini burada tek tek inceledim. Bakın şu sayfanın %70'inin üzerindeki öğrencinin olumlu verileri. Başka bir dosya üzerinden de olumsuzları değerlendiriyoruz. Burada 2 defa sınavı kazanan, 2 sınavı kazanan, 3 sınavı kazanan, tek sınavı kazanan, birinci girişi, ikinci girişi, üçüncü girişi gibi birçok istatistikler burada yer alıyor. Bu arkadaşlarımızla alakalı tablolaştırılmış, benim açıkladığım istatistik tabloların tablolaştırılmış halini akademi de zaten yarın ayrıca paylaşacak ama buradaki bizim elde ettiğimiz verilerle bu kadar bakın kazanan öğrenciler elde ettiğimiz verilerle nasıl bir netice elde etmişiz bakalım. Şimdi birincisi değerli arkadaşlarım 2022 sınav sonuçlarına göre bize intikal eden yani öğrencilerimizin bize bildirdiği haliyle biz 1658 öğrencimizi mülakatlara uğurlamışız. Bu 1658 öğrencimize şu 2 gündür ulaşmaya çalışmışız. Şu ana kadar 1200 öğrencimizden veri elde etmişiz. 1200 öğrencimizin verisi var. 458 öğrencimize henüz ulaşmadık. O yüzden şu an benim söyleyeceğim veriler toplamda 1200 mülakata girmiş, mülakat sonucu elimize ulaşmış veri ki bu çok büyük bir rakam arkadaşlar. Çok rahat bunu genele yayabiliriz. Şimdi bu 1200 arkadaşımızdan bizim ulaştığımız ve sonucunu öğrendiğimiz 1200 öğrencimizin kaçı kazanmış? 606'sı olumlu netice almış. 1200 öğrencinin 606'sı. Yani ulaştığımız öğrencilerin %50.5'i olumlu netice almış. Yani yarısından fazlası olumlu netice almış. Peki normal şartlarda neydi biliyorsunuz? Her 3 kişiden 1 kişi kazanıyor. Yani 1200 galım var. 3600 mülakata çağrılıyor.
maksimum 1200 kişi alınabiliyor. Yani sizin aslında başarılı olma, olumlu netice alma oranınız %33,3'tür. Şimdi bizim şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde %50,5. Kalan 458 arkadaşımıza ulaşamadık. Ulaşmadık diye çok büyük bir oranı olumsuz olabilir diye düşünürsek aslında bizim de bu oranımız %50,5 %40'lara kadar çekilecektir ki 3 kişiden birinin bir tık daha üzerinde kapanacağı oranı ortaya çıkmış oluyor. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Geçen sene de %40'a yakın bir tablo vardı. Şimdi diğer bir konu cinsiyet dağılımına bakıyorum. Değerli arkadaşlarım, mülakat sonucu olumlu sonuçlanan adayların %53,1'i kadın. Yani bizim öğrencilerimizi baz alırsak 322 kadın öğrencimiz olumlu netice aldı ve artık hakim savcı adayı. %46,9'u erkek aday, yani 284 erkek arkadaşımız hakim veya savcı adayı artık. Toplamda 606. 53,1 kadın, 46,9 erkek. Bu verileri böyle yavaş yavaş söyleyeceğim ki arkadaşlar daha iyi anlaşılsın. Diğer bir husus, idari yargı en çok merak edilen konulardan biri. Hocam İBF'li seviye alınıyor mu? Ya hocam alınmıyorsa biz boşuna mı hazırlanıyoruz diyen arkadaşlarımız oluyor. Şu ana kadar idari yargıda bizim toplamda 126 öğrencimiz sınavı kazanmış. Sınavı kazanan 126. Şu ana kadar verisini aldığımız 100 öğrencimiz var. Şu ana kadar 100 öğrencimizden geri bildirim almışız. Ve bu 100'ün 55'inden olumlu netice gelmiş. Bu 55'in 13'ü İBF'li, SBF'li, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye gibi bölümlerden mezun. 42'si hukuk mezunu. Toplamda 55 öğrencimiz. Malumunuz 150 kontenjanımız var. Şu ana kadar elde ettiğimiz verilerle 55 öğrencimizi biz idari hakim adayı olarak uğurlamışız. Diğer bir husus, tam yeri gelmişken şunu ifade edeyim. Hem adli hem idareyi kazanan öğrencilerimiz bir hayli var. Yani şu an şuradan bakıyorum. 30'a yakın, yani 25-26 tane şu an burada. 25-26 tane hem adli hem idari, tam net sayıya da bakalım. Hata da olmasın. Şuradan tekrar bakıyorum arkadaşlar. Evet, bir saniye şuradan. Birden fazla sınavı. Evet. Hem adli hem idari. Evet. İdari olumlu. Evet, 25. 25 öğrenci hem adli hem idariyi kazanmış. Tamamı idariden tercih edilmiş. Bakın çok net bir veri. Hem adliyi hem idariyi kazanıp olumlu netice alanlardan tek bir öğrencimiz dahi yok. Nasıl yok? Adli'de seçilmiş. Yok. Tamamı idari yargıda seçilmiş. Tek bir öğrenci bile yok adli seçilen. Hem adli hem avukattan adli kazanan öğrencilerimizin tamamı avukattan adli'de seçilmiş. Yani sizler idari yargı mesleğini istemiyorsanız, o mesleği tercih ederse heyet takdir yetkisini kullanıp da hem adli hem idari kazandınız, İdari tercihli ve siz artık idari hakim olacaksınız. Bundan mutlu ve memnun olmayacaksanız hem adli hem idari girmeyin. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Hem adli hem idari girenlerden olumlu netice alanların tamamını değerlendirdiğimizde bizdeki veriler hepsi idarede tercih edilmiş. Diğer bir konu, ilk yüzde sınavı kazanan öğrenci sayımız 96. Şu ana kadar ulaştığımız sayı 83. Olumlu netice alan sayı 48. Toplam kazanan öğrencimiz ilk yüzde 96 öğrencim var. 83'üne ulaşılmış. 48'i olumlu olarak dönmüş. Yani %58 olumlu netice alınmış. Bu görülüyor. İlk 300'de sınavı kazanan toplam 279 öğrencimiz var. Ulaşılan 241 öğrencimiz olmuş. Kazanan 131 öğrencimiz var. %54,3 olumlu netice alınmış. İlk 300'de 279 öğrencimiz sınavı kazanmış. 241'i ulaşılmış. 131'i olumlu netice almış. %54,3 olumlu oran var. İlk 450'de 394 öğrencimiz var. Ulaşılan 337. Olumlu netice alan sayı 181. Olumlu oran 53,7. Son yüzde, acaba hem başarılı olanlarda mı? Son yüzde nasıl acaba durum?
Son yüzde sınavı kazanan 81 öğrencimiz var. Ulaştığımız 79 kişi. İlk yüzde mülakatı kazanan öğrenci, son yüzde mülakatı kazanan öğrenci sayımız 27. 81 öğrencimiz varmış son yüzde. 79'una ulaşılmış. 27'si kazanmış. %33'lük bir oran çıkmış ortaya. Ki zaten totalde de zaten %33.3'tü. Birden fazla sınavı kazanan toplam 110 öğrencimiz olmuş. Birden fazla. 2 veya 3 sınavı kazanan toplamda 110 öğrencimiz olmuş. 99'una ulaşılmış. Mülakatta olumlu netice alan 50 öğrencimiz olmuş. %50.5 olumlu netice var. Arkadaşlar verilerin hepsi burada. Tekrar hızlıca söylüyorum. Cinsiyet dağılımı 57-6-44 diyoruz. 58'e 42 diyelim. 58'e 42 kadın çoğunluğu var. İdari yargıda 13-42 toplam 55 öğrencimizi biz idari yargı hakim adayı olarak Adalet Akademisi'ne uğurlamışız. Toplam 1200 kazanan öğrencimize ulaşmışız. 606'sından olumlu dönüş almışız. %50.5 olumlu netice alma oranımız var. İlk yüzde %58 olumlu. İlk 300'de %54.3 olumlu. İlk 400'de %53.7 olumlu. Son yüzde %33 olumlu. Birden fazla sınavı kazananların %50.5'i olumlu. Şimdi bu tabloya bu şekilde baktığımızda arkadaşlar demek ki geçen yılda bu vardı. Bundan çok mutlu olduğumu ifade etmiştim. Derece arttıkça olumlu netice alma ihtimali artmış. Çok iyi derece yapıp kazanamayan öğrenciler yok mu? Çok müthiş dereceler yapıp olumlu netice alanlar yok mu? Var. Olumlu netice alanlar yok mu? O da var. Ne yazık ki 3 kişiden 1 kişi zaten alınacak. Bu tablo yaşanabiliyor. O yüzden olumsuz netice alan, hele de iyi derece yapmış arkadaşlarım, lütfen üzülmüyorsunuz. Çok daha güçlü ve heyecanlı bir şekilde sürece giriyorsunuz ki en çok merak ettiğiniz bir diğer bilgiyi de size şöyle vereyim. Şurada görülüyorsa aslında tablo olarak şöyle paylaşmam daha mantıklı. Burada da kaçıncı girişine kazanmış? Birinci sınav, birinci mülakat 178 öğrencimiz var. İkinci sınav, birinci mülakatta olumlu 208 öğrencimiz var. İkinci sınav, ikinci mülakatında olumlu 39 öğrencimiz var. Üçüncü sınav, birinci mülakatında olumlu 64. Üçüncü sınav, ikinci mülakat 36. Üçüncü sınav, üçüncü mülakat 2 öğrenci. Dördüncü sınav, birinci mülakat 23 öğrenci. Dördüncü sınav, ikinci mülakat 13 öğrenci. Dördüncü sınav, üçüncü mülakat 4 öğrenci. Beşinci sınav, birinci mülakat 8 öğrenci. Beşinci sınav, ikinci mülakat 8 öğrenci. Beşinci sınav, üçüncü mülakat 2 öğrenci. Altıncı sınav, dördüncü mülakat 3 öğrenci. Diğer yazmayan öğrenciler 18 kişi. Toplamda 606 öğrencimizin kaçıncı girişine mülakat olmuş verisi de bu. Dikkat ederseniz arkadaşlar, akademi olarak şeffaf, net bir şekilde yaptığımızın ne olduğunu bilerek, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye sözümüz var ya, biz işimize odaklanıyoruz. Ne yaptığımıza bakıyoruz. Olumlu netice alan arkadaşlarımıza mülakat sonrasında ne yapmaları gerektiğine kadar bir oturum yaparak anlattık. Artık dedik yolunuz bahtınız açık olsun. Biz mesleğinize kadar yanınızdayız dedik ve olduk. Ve artık olumlu netice alan arkadaşlarımıza tekrar yola koyularak 2023 sınavında başarılı olmak isteyip yola çıkan son sınıflar ve mezun olanlar, kazanamayıp tekrar sınava girenlerle daha sıkı bir şekilde, heyecanlı bir şekilde 780 bin kilometre kare sınırlarımız içerisinde al bayrağımızın dalgalandığı her bir noktada hakimlik, savcılık mesleğini yapmak için yoldayız. Madem adaletin sağlıklı tesisi için görev alacak insanların o mesleğe kavuşmalarına, intisap etmelerine vesile oluyorsak, hak, adalet düşünceleri içerisinde de bütün öğrencilerin merak ettiklerini madem ilan edilmiyor, biz akademi olarak bunlarla ilgili elde ettiğimiz tüm verileri bu şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Siz de bunları dinleyip, bunları öğrenip, anlayıp yola bu şekilde daha sıkı şekilde koyulun arkadaşlar. Bundan sonra şu mu vardı, bu mu vardı diye düşüncelere kapılmadan, memur var mıydı mesela? Vardı memur olup alınan. Efendim yaşı birazcık daha 30'un üstünde olup kazanan yok muydu? Vardı. Dolayısıyla birçok örnek sayabiliriz ama bunun peşine artık gitmenin anlamı yok. Bu sınavları
kazanmaya ehilseniz, bu meslekleri yapmaya kanunen bir sıkıntınız yoksa siz arkadaşlar yola koyulmak durumundasınız artık. Ben bugüne kadar olduğu gibi gücüm yettikçe, enerjim el verdikçe bundan sonra da yanınızda olmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Yolunuz bahtınız açık olsun. Bütün güzellikler sizin olsun. Adaletin çok daha sağlıklı tesisi için görevler yapmak en fazla hak edenlere nasip olsun diyelim.